denmesi lazım. Yoksa evet denmese Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenileniyor. Yani bizim yasamız getirdikleri Cumhurbaşkanlığı seçim yasası. Peki 50.1'i alamadı diyelim. O zaman da muhalefet partisinin temsilcileri gitmiyor şeye, seçime. Hayır. Seçime gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Yani. Ha, evet hayıra dönüyor işte doğrudan. Tabii. Bir yani, referanduma. Evet dönüyor. Hayır seçeneği olacak evet, herkesin evet, önünde. Evet. Gideceksiniz. Yani, evet artık, ya da hayır diyeceksiniz. Artık o Cumhurbaşkanlığının seçimi tek karar üzerinden. Çıktı şu anda. Karar evet. Çıktı. 2 yıl 7 ay hapis cezası verdiler. Ekrem İmamoğlu'na değerlendirmesin. Yani. 2 yıl 7 ay. Ne diyorsunuz buna? Ya bu tabii korkunç bir karar. Anlaşılıyor ki alt sınırdan da vermemiş. Takdiren teşhiden vermiş. Yani kendince suçun alt sınırından uzaklaşması için sebepler olduğunu düşünmüş. Bir ahmak sözcüğünden 2 yıl 7 ay hapis cezası. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş. Tabii korkunç. Kararın ne kadar kasıtlı, ne kadar talimatla verildiğinde bence kararın... Bu sınır kendi... mı mesela? Siyasi yasak sınırı mı? Hayır. Ama siz 1 yıl 3 ay demiştiniz ona. Ya alt sınırı 1 yıl 3 ay 15 gün. Hı. Yani bu siyasi yasak için 1 yılın üstünde ceza almamız zaten yeterliydi. Yani. Burada ama bununla yetinmemiş. 2 yıl 7 ay vermiş yani. 2 yıl 7 ay 15 gün ceza vermiş. Kendince yani olayı da ne kadar vahim bir noktaya taşıdığını da göstermek için bunu vermiş. Yoksa Türkiye'deki hakaret dosyalarının hepsinde alt sınırdan ceza verilir. Yani olan uygulama bu şekildedir. Yani hakaretin hani adamın 7 sülalesine küfredersin de işte bir de tekrar edersin de Beşik'teki çocuğuna küfredersin de işte kamuoyunun önünde küfredersin de böyle çok aleni galiz küfürlerle küfredersin de o zaman dersin ki ya bu küfürlere de şöyle ceza vereyim. Ya öyle bir şey yok. Çıkan sözün hakaret olup olmadığı tartışılmalı. Yani söylenen söz daha önce İçişleri Bakanlığı'nın kendisine sarf ettiği söze karşılık söylenmiş bir söz. Yani şimdi yarın Ekrem İmamoğlu'nun karşılığında 2 yıl 7 ay 15 gün ceza vermişsiniz. Peki bu sözü kendisine söyleyen Süleyman Soylu'ya bu cezayı verebilecek misin? Ki öyle bir hakkı doğmadı mı şu anda? Yani eğer sen... Burada mı korunuyor yani dava bile açılamıyor. Dava bile açılamıyor. Şimdi sen ona verebilecek misin? Yani anlaşılıyor ki... Bu arada Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'den çıkmış. Meral Akşener'i karşılamak için havaalanına gitmek istiyormuş. Evet, buyurun. Bir şey söyleyeyim. Onu bir bilgi olarak verelim. Evet, bu görüntüler ona ait. Bu bir alçaklıktır yani. Tamam mı? Bu siyaseten yapılan bir alçaklıktır. Bu artık Türkiye'deki mahkemelerin bağımsız, yargının bağımsız olmadığını gösteren, bundan daha net, bundan daha açık bir olay olamaz. Ekrem İmamoğlu'nun nezdinde tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin, millet masasının, siyaset yapmasının önündeki her türlü engeli getirebileceklerini gösteren anlayışı... Hiç demokrasinin dışına çıkıyor. Hiçbir demokrasi falan yoktur. Aynı olayı Canan Başkan'la ilgili yapmışlardı. O da böyle milimetrik hesapla siyaset yasağı aynı gelmişti. Şekilde. Milimetrik de değil mi? Evet, milimetrikti. Aynı şekilde hem cezaevine girmesine hem yasak gelsin aynı şekilde yaptılar. Oradan. Şimdi de aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'na getiriyorlar. Bunlar diyorlar ki biz 21 yıldan beri iktidardayız diyorlar. Ben de size söylüyorum. Esad ailesi 52 yıldan beri iktidarda. Tamam mı? Nasıl iktidarda kalıyorsun? Demokrasiyle kalmıyorsun. Böyle iktidarda kalıyorsun. Bakın 29 yıl Hafız Esad. Ondan sonra Beşar Esad 23 yıldır iktidarda. Kadafi ülkesinde 42 yıldır yönetti. Saddam 24 yıl yönetti. Hüsnü Mübarek 30 yıl yönetti. Bunlar da 21 yıldan beri yönetiyorlar. Nasıl yönetiyorsun? Normal seçimler yapılarak mı yönetiliyor? Hayır. Seçimler böyle usulsüz ve yasal olmayan yöntemlerle iptal edilerek tekrar tekrar deneniyor. Ve orada artık o yapılan seçimlerin bir demokratik ortamda yapılmadığı için tekrar tekrar aynı kişiler kazanıyor. Türkiye'de de bu durum aynıdır. İşte Türkiye'de de yapılmak istenen, Türkiye'nin gelmesini istedikleri nokta bir Irak'tır. Eski bir Mısır'dır. Eski Libya'dır. Gelmesini istedikleri odur. O şekilde bir... Ama Cumhurbaşkanı son kez aday olacağım diyor. Tayyip Erdoğan kesinlikle ilgisi yok.
bu adaylıkta eğer AKP iktidarı kazansın, defalarca buna benzer şeyler söyledi, hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Biliyorsunuz bir üç dönem zorunluluğu çıkartılmıştı. Onun da öyle olmadığı ortaya çıktı. Söylediklerinin tamamının yalan olduğunu biz biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri dediği hedeflerin hiçbir tanesini tutturamamasına rağmen tutturduk demesinin biliyoruz. Ekrem İmamoğlu ile verilen bu karar Türkiye için şudur. Bundan sonra Türkiye ya milletiyle birlikte beraber olacak, buna dur diyecek bu seçimlerde, ama öyle böyle dur demeyecek. Öyle böyle dur demeyecek. Her türlü hukuksuzluğa karşı, her türlü inkara karşı, her türlü iftiraya karşı, her türlü baskıya karşı herkes direnecek. Ve bunlar aynı İstanbul seçimlerinde aldığı yenilgi gibi büyük bir yenilgi alacaklar ve bu iş kökten bitecek. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı sistemi 2023'te tekrar milletimiz tarafından tescil edilirse bunlar bir Mübarek olacaktır, bir Saddam olacaktır, bir Kadafi olacaktır. Yani ve bundan sonra içeride demokrasi de hiç demokrasiden şey toptan uzaklaşacak kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle kalmayacak. Yani tabii bu mahkeme kararı şimdi siyaseti de dizayn etme, siyaseti etkilemeye, belki de İstanbul gibi büyük bir şehirde hazır belediye meclisi elimizdeyken orada istediğimiz başkanı seçebiliriz imkanını da kullanma çerçevesinde değerlendirilebilir. Bir evet. Kazara Cumhurbaşkanı adayı olursa olmasın gibi bir beklenti evet. içinde de bunlar olabilir. Ama gerçekten çok çarpıcı bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye tarihine geçecek hadiselerden birisi. Üstelik Cumhurbaşkanı şiir okuduğu için siyasi yasak almış bir siyasetçi. Ve bunu da hala 20 küsur yıl önce yaşanmış bir hadisenin üzerinden hala bir mağduriyet anlatımında söz konusu devam ediyor. O zaman devreye giren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. O siyasi yasağın kalkılmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Meclise gelmesini sağlayan Deniz Baykal'dır. Meclise gelmesini sağlayan Deniz Baykal'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O yüzden şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Biz demokrasinin önündeki engelleri kim olduğuna bakmaksızın, kimle ilgili olduğuna bakmaksızın sadece demokrasiye aykırı ise gereğini yapıyoruz. Ama burada da gereğini yapacağız. Milletimizin hiç bundan ya bu nasıl olur dememesi. Memnun musunuz? Yani Millet İttifakı'nın parçası Meral Akşener duyar duymaz İstanbul'a evet, gitti. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan dönüyor. Bu da karşılama görüntüleri. Evet. Cumhuriyet Halk Partililer de var. İyi Partililer de var. Evet. Sanki tek bir yumruk gibi aynen hareket öyle. Ediyorlar. Öyle aynen bir görüntü öyle. Herkes orada. Genel Başkanımız da Almanya'dan dönüyor. Özel bir uçakla hemen bu dönüyor. Gece herhalde o da burada İstanbul'da olacak. İstanbul'da olacak ve gerekli değerlendirmeler bu akşam yapılır. Yarından itibaren ne olacak? Yani kere... bu ceza verildi. Cumhuriyet Halk Partisi de koca bir parti. Hı hı. Millet İttifakı koca bir ittifak. İyi Partisi var. İşte altılı masası var. Bütün siyasi parti liderlerinin attığı mesajlara baktığımızda bugün bunun çok hukuksuz bir yargılama olduğunu aktarıyorlar. Ama verdim kararı bitti.